arkadaşlar, yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün videomuzun konusu tekrardan yönetmenlerimiz. Yönetmenlerimizin olmasının nedeni, dediğimiz gibi bir filmi izlemek istiyorsanız içerisindeki anlamlar dünyasını da keşfetmeniz gerekiyor demiştik. Bu anlamlar dünyasını size göndermek istedikleri mesajlarla aslında anlayabiliyorsunuz, bu dünyanın içerisine girebiliyorsunuz. Bu dünyayı yaratanların en büyük rolcüsü de zaten yönetmen oluyor, yönetmenlerimiz oluyor. Çünkü gerek teknik bilgileri olsun, gerek kullandıkları hayal güçleri olsun, hayalindeki görüntüleri, gerçek dünyaya yansıtış şekilleri olsun ve bunların altında ne kadar neden yatarsa size bunları ileterek o anlamlar dünyasını şekillendiriyorlar. Bu yüzden bir filmi gerçekten haz alarak ve bilgi deponuza şahane bir bilgi sıkıştırarak izlemek isterseniz ilk başta o nedenleri, o size anlatılmak istenen mesajları, ama o mesajların nasıl size iletildiğini anlamak istiyorsanız da yönetmeninize bakmanız gerekiyor. Evet. Bir önceki videomuzda Lütfi Ömer Akad'ı incelemiştik hep beraber. Bugün ise kötü patron rolleriyle olsun, yaptığı filmlerle, eserleriyle olsun kalbimizde tat kuran Memduh Ünü. Hep beraber inceleyeceğiz. Şu anda yönetmenle gidiyoruz diye hep yönetmenle devam edeceğiz diye bir kanunumuz yok yani. Bazı videoları inceliyoruz hani sizin için güzel bir hale getirmek amacıyla. O da sürpriz olsun. Aynen, o da sürpriz olsun. Bakalım üçüncü videoda büyük ihtimalle bir sürprize karşılaşacaksınız. İnşallah beğenirsiniz. Videomuza başlayabiliriz. Evet, videomuza başlamadan önce şunu demek istiyorum. Memduh Ün hem yapımcılığıyla olsun hem de yönetmenliğiyle olsun gerçekten Yeşilçam sinemasına çok büyük şekil veren bir insan ve kilometre taşı sayılabilecek birçok filmi var ve bu filmleriyle her döneme damgasını vurabilmiş bir adamdır. Evet. Memduh Ün gerçekten şöyle söyleyeyim. Yani özel hayatı bizi çok fazla ilgilendirmiyor ama özel hayatını iş hayatına da çok fazla yansıtabilmiş bir insan. Videomuzun ileriki kısımlarında zaten bunlardan da bahsedeceğiz. Videomuza geçelim. Yönetmenimiz Memduh Ün, asıl adı Arif Memduh Ün'dür. 14 Mart 1920 yılında İstanbul'un Kasımpaşa semtinde dünyaya geliyor. Babası bir polis olan Mustafa Ün, annesi ise bir deniz yüzbaşısının kızı olan Makbule Ün'dür. 36-37 yıllarında Vefa Lisesi'nden mezun oluyor ve 38 yılında okuduğu İstanbul Tıp Fakültesi'nden 3. sınıfta eğitimini yarım bırakarak ayrılıyor. Memduh Ün ortaokulda futbolla tanışıyor ve Langa Genç Futbol Takımı'nda artık yeteneklerini geliştirmeye başlıyor. 40-42 yıllarında Beşiktaş'ta oynamaya başlıyor ama 41 yazında Ankara Demirspor'da zaten futbol eğitimini bir adım öteye taşımış bulunuyor. 42-43 yıllarında takımı Ankara Ligi'nde birinci oluyor ve askerlik vakti geliyor. Askerlik vakti geliyor ve askerliğinde de futbola devam eden Ün geldiği zaman İstanbul Spor'un teknik antrenmanlarına katılıyor ve İETT futbol takımına dahil oluyor. Bu sırada futbol takımıyla uğraşırken, futbol eğitimiyle uğraşırken aslında Eskişehir Şeker Fabrikası'nda ve Türkiye Cumhuriyeti Demir Yolları'nda bir de elektrik idaresinde memurluğuna devam ediyor. 1947'de amatör oyuncularla çalışmak isteyen yapımcı Hürrem Erman'ın Damga filminde oynaması teklifi üzerine Turan Ün takma adıyla bu filmde oyuncu olarak yer aldı. 1949'da Cahide Şen ile evlendi. Bu evlilikten bir oğlu, bir kızı dünyaya geldi. İETT'de memurluk yapmayı sürdüren Ün, 1949'da Karadeniz Postası filmiyle ikinci kez oyunculuk yapma fırsatı yakaladı. Ardından arkadaşı Arşivir Alyanak ile birlikte senaryosunu yazdıkları Hayat Acıları adlı filmi çekerek yapımcılık deneyimini gerçekleştirdi. Arşivir ve Ün ticari başarı sağlayan bu filmin bütün haklarını Ceylan Film'e satarak kendi yapım şirketleri olan Yakut Film'i kurdular. İlk filmi düşman aşıklarına uğradığı ticari başarısızlık ile hayal kırıklığı yaşadı. Ertesi yıl melodram kalıbına uygun temalar kullanarak yaptığı Yetim Yavrular ile başarıyı yakaladı.
ve 1959'a kadar koyu melodram filmleri yapmayı sürdürdü. Bu dönemdeki filmlerinin çoğunda Muhterem Nur başrol oyuncusu olarak rol aldı. Memduh Ün 1959 yılında Üç Arkadaş filmiyle melodram kalıplarının dışına çıkarak yeni bir sinema dili üretiyor. Film Türkiye'nin en iyi filmleri arasına giriyor ve Memduh Ün'e Film Dostları Derneği'nden bir davet geliyor. Bu davet vesilesiyle kendisi Türkiye'nin en iyi yönetmenleri arasına girmeyi başarıyor. Bu dönemde Fatma Girik'le aşk yaşamaya başlıyor ve bu birliktelik hayatının son anına kadar devam ediyor. 1960 yılında Ayşecik filmiyle Çocuk Yıldızları dönemini başlatıyor ve o dönemde Yakut Film'de ortaklığı olan Arşa Bir Alyanak ile ortaklıklarını bitirip Uğur filmi kuruyor. Daha sonra gişe garantisi olan filmler çekmeye yöneliyor ve kadrosu için yıldız oyuncuları topluyor. Memduh'un yıldız oyunculara uygun film ürettiği için Ayhan Işık özellikle, Ayhan Işık'a komedi ve polisiye yönünde, Fatma Girik'le ise de güçlü erkeksi kadın tiplemelerini ele alarak da filmler çekmeye başlıyor. Daha sonra Beya Film adına çektiği ve Edmund Morris'in Tahta Çanaklar oyunundan esinlenerek yazdığı Kırık Çanaklar filmini 2. Türk Film Festivali'nde en iyi film ve en iyi yönetmen ödülleri bekliyor. Daha sonra yerli ve yabancı uyarlamalara yönelerek Orhan Kemal, Kerime Nadir, Graham Greene, William Irish, Feride Celal gibi edebiyatçıların eserlerini sinemaya uyarladı. Kemal Tahir'in senaryosunu yazdığı Namusum İçin'i yönetti. Film, 3. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülünü aldı. Ağrı Dağı Efsanesi filmiyle 13. Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi yapımcı ödülünü aldı. 1980'li yıllarda Kemal Sunal filmlerinin yapımcılığını üstlendi. 1990 yılında kendisi finanse ederek çektiği ilk film olan Bütün Kapılar Kapalıydı filmini çekerek daha önceki filmlerinde görülmeyen bir konu ve sinematografiye yöneldi. Bunu Gün Ortasında Karanlık ve pek çok ödül alan Zıkkımın Kökü filmleri izledi. Yönetmenliğini üstlendiği son film Sinema Bir Mucizedir oldu ancak rahatsızlığı nedeniyle filmi tamamlayamayıp Tunç Başaran'a devretti. Memduh Ün'ün tekniklerinden bahsedecek olursak doğru mekan seçimi, merak uyandıracak takip sahnelerinin sıklığı, dramatik yapıyı güçlendirecek olan nesnelerin sürekli kullanılması, karakterlerini tanıtan tümden gelim yöntemi, işte karakterle özdeşleşen yakın planları, işte hareketli kameraları kendi tekniğinde barındırıyor. Ve bu teknik özelliklerle sinemaya gerçekten yeni bir dil ortaya koymasına, yeni bir dili keşfettirmeyi sağlıyor. Eline geçen senaryoları her zaman müdahale ederek ortaya koyulmasını sağlıyor. Ama şöyle bir şey de var. Müdahale ettiği halde çekimlere başladığı zaman senaryoya bağlı kalmıyor ve senaryonun bitmiş hali çekimlerin ortasında aslında belirginleşiyor. Evet, mizanseni, dekupajı ve kullandığı melodram öğeleri hikayenin sinemalaştırılmasında Memduh'u ön plana çıkarmıştır. Tekniklerinden birisi de odur yani. Ona göre sinema yalın olmalıdır yani. İzleyiciyi rahatlatması, izleyiciyi nasıl derler? Yani filmi izlerken o filmin akıcı olmasına inanıyor. O yalınlığı yaparsa yani o yalınlığı filmin içerisinde benimsetirse izlemek o kadar akıcı ve sıkıcılıktan uzaklaşıyor. Bunu düşünüyor. Evet, sinema sanatçımız daha sonrasında 16 Ekim 2015 tarihinde Bodrum'da hayata gözlerini yumuyor. 1947-2005 yılları arasında yapımcılığını üstlendiği 124, yönetmenliğiyle 72 ve oyunculuğuyla da 48 filme imzasını atıyor. Üç Arkadaş filminin konusu. Fotoğrafçılık yapan Mösyö Ertin, niyetçilik yapan Murat ve ayakkabı boyacılığı yapan Mıstık üç yakın arkadaştır. Kazandıkları parayı birleştirerek o günün nafakası olan şehriye çorbalarını kaynatmak onlar için yeterli bir mutluluk vesilesiydi.
Gözleri görmeyen ve geçimini çengelli iğne satarak sağlayan Gülperi'ye zengin oldukları ve gözlerini açtırabilecekleri yalanını söylerler. Genç kıza kendini daha farklı şekilde tanıtan Murat artık bir ressamdır. Ayakkabı boyacılığı yapan Mıstık mühendis, şipşakçılık yapan Mösyö Artin ise foto anonim şirketi genel müdürü olur. Gözleri görmeyen Gülperi'ye aşık olan Murat, onun gözlerinin açılabilmesi için her türlü fedakarlığı yapacaktır. Ayrıca filmde kara gümrüklü Deli Mürvet ve Mevlana kapılı Ayı Recep gibi renkli yan karakterler vardır. Görmek istiyorum artık, görmek istiyorum. Bu karanlıktan kurtulmak, sizleri, hepinizi görebilmek için görmek istiyorum. Renkli ile akıllarda yer etmiştir. Senaryosunda Metin Erksan, Atıf Yılmaz gibi ünlü isimlerin verdiği emek sonucu filmi Memduin çekmiştir. Film, 2011 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Sinema Televizyon Merkezi tarafından tekrar restore edilmiştir. 5 Nisan 2011 tarihinde Memduh Ün eşliğinde İstanbul Kültür Sanat Vakfı etkinlikleri kapsamında Atlas Sineması'nda gösterime girmiştir. 1958 yılının yapımı ise en iyi 7 film arasında oylanarak girmiştir. Film, 16. İstanbul Film Festivali'nde gösterime sunulmuş, Eylül 2014 yılında ise dizi versiyonu ATV'de yayınlanmıştır. Kırık Çanaklar filminde bir dedikodu yüzünden dağılıp sonra da gerçek anlaşılınca bir araya gelen bir işçi ailesinin öyküsü anlatılıyor. Sebat, tüm gününü ev işleri, haşarı çocuğunun ve geçimsiz kayınpederinin bakımı ile geçirmektedir. İşten yorgun dönen Cemal, her gece Sebat'in şikayetlerinden bunalmaktadır. Tartışmaları günden güne şiddetle artar. Uzun zamandır Cemal'e aşık olan komşulara Mualla, bu tartışmaların yarattığı gergin ortamdan faydalanmak ister. Bu tartışmaların sonrasında Cemal'in Sebat'i evden kovması, Mualla'nın planlarını gerçekleştirmesi için iyi bir fırsat haline gelecektir. Film, Berlin Film Şenliği'nde gösterilmiştir. Filmin müzikleri Denver Davis'in Kings Go Forth yani Krallar Önde Gider adlı filminde aynen aktarılmıştır. İkinci Türk Film Festivali'nde Kırık Çanaklar en başarılı film seçilmiştir. Ayrıca Memduh Ün en başarılı yönetmen, Lale Oraloğlu en başarılı yardımcı kadın oyuncu ödüllerini de kazanmışlardır. Namusum İçin filminde ise karısına tecavüz eden düşmanlarından intikam alan bir kamyon şoförünün hikayesi anlatılır. Halime ile Murat'ın mutlu bir evlilikleri vardır. Murat, yaşadıkları köyün ağasını kefil yapıp borca girer ve kendine bir kamyon alır. Osman Ağa'nın yanındaki köylüler aslında iyi düşünceleri sahip olan Ağa'nın aklını çelip Murat seferdeyken Halime'ye saldırırlar. Halime, kendine geldiği ve olanların farkına vardığı zaman Murat'ın yüzüne bakamayacağını düşünür ve kendini asar. Sefer dönüşünde olanları öğrenen Murat, bu suçu işleyenlerin peşini bırakmayacaktır. İnsanlar Yaşadıkça filminin konusu, bir soygun sırasında tesadüfen yolları kesişen Orhan ve Ayşe'nin aşkını anlatır. Hapishaneden çıkan Orhan bir süre iş arasa da sabıkalı olduğu için iş bulamaz. Hapishaneden bir arkadaşının aracılığıyla şoförlüğe başlar. Orhan bir süre sonra etrafına dönen olayların farkına varır. Fakat silah zoruyla hırsızlık yapan çetenin şoförlüğünü yaparken bir kadına çarpar. Bu kaza yüzünden Ayşe'nin gözleri kör olur. Yıllar sonra Ayşe ile Orhan yeniden karşılaşır. Bir yılbaşı gecesi yolları kesişen ikili birbirlerini tanımaz. Ayşe yüzünü göremediği Orhan'a aşık olur. Ancak Ayşe'nin görme ihtimali onu kaybetmekten korkan Orhan için bir ikileme sebep olacaktır. Kanlı Nigar. Osmanlı hanedanının hüküm sürdüğü yıllarda sıradan bir mahalleye yeni taşınan Cihan Yandı Kanlı Nigar uzun zaman önce kötü yola düşmüş, artık ekmeğini bu işten çıkaran bir kadındır. Bu mahallede yeni bir genelev açan kadının bu mahalleyi seçmesinin altında özen nedenler yatmaktadır. Yıllar önce masum bir kadınken kendisini kirletip bu yola düşüren yakınlarından intikam almayı aklına koyan kadın, kurduğu türlü plan ve tuzaklarla masumiyetinin peşine düşecektir. Sadık Şencil tarafından kaleme alınan Kanlı Nigar isimli oyundan beyaz perdeye uyarlanan filmin yönetmen koltuğuna Memduh Ün, başrolünde ise güçlü performansıyla Fatma Gerik vardır. Bütün Kapılar Kapalıydı filmi, yıllarını hapiste geçiren ve işkence gören Nil'in 12 Eylül sonrası düzendeki yabancılığını konu alıyor. Film,
6 yıl boyunca cezaevinde kalan ve işkence gören Nil'in tahliye sonrasında hayata uyum çabasını konu edinir. Nil 6 yıl sonra yattığı cezaevinden tahliye olur. Bir süre İzmir'deki ailesinin yanında kalır. Daha sonra İstanbul'daki arkadaşı Özlem'in yanına giderek iş aramaya başlar. Amacı iyi bir iş bularak eski kocasından kızı Deniz'i geri almaktır. Başvurduğu bütün şirketlerden ret cevabı alır. Teselliyi uzun zamandır kendisini seven Ateş'te bulur. Ateş, Nil'e kurduğu şirkette beraber çalışmayı teklif eder. Nil bu teklifi kabul etmekte tereddüt etse de Ateş'in ısrarlarına dayanamaz. Geriye kızı Deniz'i babasından almak kalır. Zıkkımın Kökü filminde ise yoksul bir ailenin çocuğu olan Muzaffer'in hikayesi anlatılır. Ailesiyle Adana'da bir gecekonduda yaşayan Muzaffer'in hayattaki en önemli amacı okumaktır. Hatta eğitimini tamamlamak için ilk gençlik aşkı Raziye'nin başkasıyla evlenmesine dahi göz yumar. Çocukluğundan beri çalışkan ve başarılı bir öğrencidir. Okul sonraları çalışarak geleceği için birikim yapar. Bir gün açık hava sinemasında gazoz satmaya başlar. Bu işle birlikte başlayan sinema aşkı her geçen gün daha da artacaktır. Muzaffer İzgün'ün aynı adı taşıyan otobiyografik romanından uyarlanan filmin yönetmenliğini Türk sineması duayeni Memduh Ün üstleniyor. Film İzmir bir mahallede yaşayan küçük Muzo'nun hikayesini anlatır. Zıkkımın Kökü, annesi, babası ve abisiyle birlikte tek göz odada yaşayan Muzo'nun hayallerine, ilk gençlik anılarına şahitlik ediyor. Film, Adana Altın Koza Film Festivali'nde en iyi film ve en iyi yönetmen başta olmak üzere birçok ödül kazanmıştır. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugünkü konumuz Arif Memduh Ün'dü. Size Arif Memduh Ün'ü aklınızdaki ve kalbinizdeki yerini azıcık da olsa anımsatabildiysek ne mutlu bize. Dediğimiz gibi bir kusurumuz varsa affola, hiçbir iddiada bulunmuyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Arif Memduh Ün'den son kez bahsetmek isteyecek olursak, gerçekten futbolculuk olsun, yönetmenliği olsun, yapımcılığı olsun çok başarılı, çok yetenekli ve çok zeki bir üstadımızdır. Bu yüzden sizlere son bir kez soru sormak istiyoruz videoyu kapatmadan önce. Sorumuz şu: Arif Memduh Ün'ü şöhrete kavuşturan ve adını geniş kitlelere duyuran filmimiz hangisidir? Sorunun cevabını aşağıya yorum kısmına bırakmanızı istiyoruz. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bize abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.